88. İzmir İnternasyonel Fuarı Uluslararası İzmir İş Günleri'nde Türkiye-Çin İş Forumu düzenlendi. Forum Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümet yetkilileriyle iki ülke iş çevrelerini bir araya getirdi. Yapılacak çok şey var. Birlikte gidilecek çok adım var. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Çin hükümetiyle yapılan görüşmelerde önemli kararlar alındığını belirtti. İzmir'deki heyetler arası görüşmenin başarılı ve verimli geçtiğini vurgulayan Pekcan, ciddi adımlar atmaya karar verdik. Şimdilik bu kadarını söylüyorum dedi. Bakanlık olarak desteklemeye hazırız. Memnuniyetle gördüm ki Çin hükümeti de bu destekleri vermeye hazırdır. Türkiye-Çin İş Forumu'nda konuşan Tim Başkanı İsmail Gül'le Pekcan'ın açıklamadığı kararları sürpriz gelişmeler olarak yorumladı. Ticaret Bakanı, Türkiye-Çin Ekonomik İşbirliği'nin Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Avrupa'ya yeni bir nefes aldıracağını söyledi. Avrupa'nın en dinamik ekonomisi olan Türkiye ve küresel bir güç olan Çin'in işbirlikleriyle Orta Doğu'ya, Balkanlara, Avrupa'ya yeni bir nefes, bu ekonomilere yeni bir katkı sunacağımıza inanıyorum. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Chen Gangli, Türk kirazının Çin sofralarına girdiğini açıkladı. Çinli bakan, Antep fıstığıyla süt ürünlerinin Çin'e ihracatının önünün açıldığını belirtti. Çin'in Ankara Büyükelçisi Dengli de 2019'un son çeyreğinde Türk süt ürünlerinin Çin pazarına gireceğini açıkladı. Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının tanıtıldığı forumda Çinli hükümet yetkilileri mega projelerde işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirttiler. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Forumu'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Chengdu şehri arasında dostluk ve işbirliği iyi niyet anlaşması, Şangay Uluslararası Teknolojik Değişim Merkezi ile İzmir Ticaret Odası arasında mutabakat metni, ICBC Türkiye ile Sichuan Hava Yolları arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Yardım edin.